Kuyum Haber'den herkese merhaba. Tabii sektörümüz her geçen gün büyüyen, üreten bir sektör. Çok değerli firmalarımız var. Onlar da yine enerjileriyle birlikte, yenilikleriyle birlikte sektörümüze özellikle renk katıyorlar, değer katıyorlar. O değerli firmalarımızdan bir tanesi de Mazigold firması. Biliyorsunuz Mazigold firması çok iyi bir çıkış yakaladı. Özellikle son Evet. İstanbul Jewelry Show'un en çok konuşulan firmalarından biri oldu. Tabii önümüzde şimdi Gaziantep Jewelry Show var. Ay sonunda, Ağustos'un sonunda. Tabii orada da olacaklar. Antep Fuarı'nda da olacaklar. Peki bu organizasyona nasıl hazırlanıyorlar? Mazigold'un firma sahibi, oldukça da genç bir yönetici, sektörümüze yenilik, heyecan katan yöneticilerden Sayın Berkan Yurt yayın konuğumuz olacak. Onunla birlikte değerlendireceğiz bu hazırlık sürecini. Efendim, yayınımıza hoş Hoş geldiniz. bulduk. Sizlere de hoş geldiniz. Nasılsınız? Çok İyi teşekkür misiniz Mustafa ederiz. Bey? Çok sağ olun. Sizleri gördük. Daha da iyi Allah razı olduk. olsun. Sağ olun, var olun. Tabii Teşekkür ederim. hummalı bir çalışma Çalışma var. var. Nasıl Evet. gidiyor hazırlıklar? Size soralım. Hazırlıklarımız bizim her fuar dönemi olduğu gibi heyecanla, detaylara dikkat ederek, yeni ürünler geliştirerek, müşterilerimize yenilik sunarak elimizden gelen çabayı sarf ediyoruz. Tabii bu arada genç sektörümüzde yöneticileri dediniz ama arkamda tecrübeli isimler var. Onların tecrübesi bizim enerjimizle ortaya güzel şeyler çıktığını umut ediyorum. Hem Tabii siz babanız var, hem babamız var hem hem Kenan Kenan ustamız ustamız var. var. Aynen sağ olsunlar onların desteğiyle, onların akıl hocalığıyla. Çünkü tecrübe çok önemli biliyorsunuz. Tabii bizim Yani parayla sektörde. satın alınacak şeyler değil Evet. tecrübe. Yaşanmışlıklar var, birikmişlikler var, tecrübe var. O tecrübeyi bizim enerjiyle birleştirerek müşterilere daha böyle pozitif enerji hem satılabilir ürün anlamında hem yeni modeller anlamında müşteri kalitesi, ürün hizmeti her manada müşterilerimizle güzel işbirlikleri yapıyoruz. Bu işbirlikleri halkalarını sürekli büyütmeye çalışıyoruz. Sağlam adımlar atarak elimizden geldiğince kimseye mahcup olmadan bu minvalde çalışıyoruz, koşturuyoruz biliyorsunuz zaten. Antep Fuarı için de yine yeni koleksiyonlar hazırlıyoruz. Kenan ustamla beraber müşterilere yenilik sunma adına çünkü piyasa bizim için ilk 6 ay, bu senenin ilk 6 ayı sektörel bazda insanlarda biraz memnuniyetsizlikler var ama bizim için çok güzel geçti. Nisan fuarımız da çok iyiydi biliyorsunuz. Evet, Çok abi. hareketliydik. Müşteri sayımız, iş birlikteliği yaptığımız bölge sayısı her geçen gün artıyor. Her geçen gün yeni talepler geliyor. Biz de o konuda mevcut müşterilerimize mahcup olmadan, onlara verdiğimiz hizmet kalitesini düşürmeden yenine yerlerini ekleyerek Mazı ailemizi, Mazı markamızı büyütme yolunda çaba sarf ediyoruz. Bu minvalde biz memnunuz bu yılın ilk 6 ayından. Gayet bizim için başarılı ve güzel bir ilk 6 ay, ilk yarıyı bitirdik, tamamladık. İkinci yarı biraz daha hafif sakin başladı. Tam böyle yaz sezonu, düğün sezonu, gurbetçi hareketini tam Türkiye'de hissedemedik ama buna şükür diyoruz. Yani elimizden gelenin en iyisini yapmaya gayret gösteriyoruz. Tabii şimdi Gaziantep Jewelry Show'da yaklaşıyor. Geçtiğimiz yılda sizin standınız hep böyle hareketliydi. Evet, evet, Stand evet. özellikle fuarın en hareketli Sağ standlarından olun. biriydi. Bu sene de var mı yenilikler? O bölgede özellikle tabii ki müşteriler yine gelecek çevrelilerden. Tabii, Onlara yeni tabii. ürünler sunulacak mı? Evet, elimizden geleni yapıyoruz o konuda Mustafa Bey. Geçen yıla nazaran o bölgedeki müşteri sayımız da arttığı için bu sene daha da hareketli geçmeyi planlıyoruz. Ona göre hazırlığımızı yapıyoruz Antep Fuarı için. Hemen zaten Antep Fuarı akabinde Ekim Fuarı var, İstanbul Fuarı var. Orada müşterilerimizi showroomumuzda, Kapalı Çarşı'daki showroomumuzda ağırlamayı planlıyoruz. Genelde ihracat ağırlıklı olduğu için Ekim Fuarı'na henüz biz bir katılım göstermedik. Genç bir firma olduğumuz için tabii ileride bu değişebilir. Şimdilik showroomumuzda ağırlayacağız müşterileri Ekim Fuarı için. Showroom'da yine ağırlamaya devam edeceksiniz. Tabii onu da sormak istiyorum. İstanbul Jewelry Show Nisan'da yine aynı şekilde oldukça yani fuarın en hareketli standlarından Evet, biriydi. sağ olun. Tabii onu da sormak istiyorum. Bu başarınızın sırrını sormak istiyorum. Ya röportajın başında söylediğim gibi hem bizim gençliğimiz, firmanın, markanın gençliği, genç bir ekibin olması aynı zamanda arkasında
tecrübeli sektöre yıllarını vermiş, bir sürü insan yetiştirmiş, gerek üretim alanında, gerek satış ve pazarlama alanında, gerek yönetici bazlı bir sürü insan yetiştirmiş tecrübeler olduğu için markamız aslında hem yeni hem eski gibi. Her ikisinin mozaiği, her ikisinin birleşimi. O yüzden biraz daha hızlı yol kat ettik. Ama bu hızlı yol kat edişimiz böyle sağlam adımlarla yapmaya çalışıyoruz. Hani böyle hızlı gidip sonradan tökezlemek değil de temelleri sağlam ata ata, oturta oturta, ayaklarımızı yere basa basa yapıyoruz onu. Hani dışarıdan belki şöyle bir algı oluşabilir. Hani çok hızlı büyüdüler, arkaları boş. Öyle bir şey yok. Biz ne yaptığımızın hep farkındayız. Bilinçli hareket ediyoruz. Dediğim gibi geçmişten gelen o tecrübe ve yeni enerjiyi buluşturarak güzel bir şey çıkartmaya çalışıyoruz. Önemli olan insanların mutlu olması, sektördeki paydaşlarımızın mutlu olması, üreticilerimizin, müşterilerimizin, personelimizin, herkes mutlu olursa biz mutlu oluruz. Evet, bu önemli. Özellikle 14 ayar konusunda Evet, ağırlıklı olarak uzmanlaşıyoruz şu an. Şöyle uzmanlaşıyorsunuz. aslında diğer konularda da geçmişimiz olduğu için uzmanlığımız var ama biz ilk etapta dediğim gibi sindire sindire gitme tercihinde bulunduğumuz için marka böyle tam otura otura gitsin gerek ekibiyle gerek müşteri ağıyla gerek üreticisiyle. O yüzden biz hazırda stok olarak 14 ayarla müşterilerimize hizmet sunuyoruz. Ama diğer ayar gruplarını 18, 21, 22, 8 ayar bunları yapmaktan yana hiçbir sorunumuz, hiçbir problemimiz yok. Sadece hazırda stokta bulundurmuyoruz bunları. Gelecekte de bunlarla alakalı düşüncelerimiz var. Diğer ayar gruplarına da yine stok oluşturma düşüncemiz var ama dediğimiz gibi acele etmiyoruz. Acelemiz yok. Yeter ki güzel bir şey çıksın ortaya. Birkaç yıl geç olsun ama öz olsun. Hedefimiz o. Peki şimdi siz ağırlıklı iç piyasa olarak Evet. çalışıyorsunuz şu an itibariyle. Hangi bölgeler daha çok şu an Mazı ile birlikte daha çok tanıştı diyelim? Evet, şöyle Marmara bölgesi, Ege bölgesi, Karadeniz bölgesi, Doğu Anadolu bölgesi buralarda çok aktifiz. Diğer bölgelerde de Akdeniz, İç Anadolu, Güneydoğu Anadolu bu üç bölgemizde de müşterilerimiz var. Ama ağırlık olarak ilk bahsettiğim bölgeler ama çok şükür 7 bölgede aşağı yukarı 74-75 şehirde satış noktamız, iş ortağımız var. Öyle söyleyeyim size Mustafa Bey. Tabii 2024 biraz dalgalı başladı. Evet, Seçim vardı. Seçimin evet, ardından evet, şimdi yaz ayları biraz hareketli. evet. İç piyasa nasıl değerlendiriyorsunuz ve nasıl sizce 2024 devam edecek? Ya 2024'ün şöyle, aslında insanlar genel değerlendirmeli. Sektördeki insanlar. Herkes ister her ay çok çok fazla iş yapmayı, herkes çok fazla para kazanmak ister ama genele baktığında hanenin dibinde kalan ortalama geçen yıllardan aşağı düşmediyse, üzerine koyarak gittiysen memnun olmalısın. Şimdi ilk 6 ay biz yoğun bir iş dönemi geçirdik. 7. ayı yeni bitirdik. 7. ayımız biraz daha hafif sakin geçti. Ama ilk 6 ay zaten biz iş hacminin hedeflediğimizin %70'ini, %80'ini yaptık. O Hedefler yüzden tuttu. tabii hedeflerimiz çok şükür tuttu. O yüzden bundan sonrasında rutinde bile hareket etsek biz 2024'ü mutlu, gayet memnun bir şekilde kapatırız Mazda ailesi olarak. Onu da sorayım. Tabii hedefler gittikçe büyüyor. Evet. Yeni hedefler var Evet. mı? 2025'e artık yavaş yavaş yılın ikinci yarısına geçtik. Evet, var Özellikle yeni hedeflerimiz. hedefleriniz de eğer gizli değilse Yok öğrenmek yok yok yok. isteriz. Şöyle hiç o konuda biz aile olarak bildiğimiz şeyi aktarmaktan, insanlarla paylaşmaktan hiç öyle bir çekincemiz yok Mustafa Bey. Hatta memnun oluyoruz, mutlu oluyoruz. 2025 yılı için bir perakende mağaza hedefimiz var. Markayı tam daha perçinlemek, kamçılamak adına Mazı markasıyla perakende hedefimiz var. Yurt dışına yönelik Avusturya'da belki böyle bir ofis, ithalat, ihracat ofisi düşüncemiz var. Yani hem iç piyasaya yönelik hem yurt dışı ihracat. Çünkü biz yurt içinde az çok artık hedeflerimizi tamamlamaya başladık. Yani müşteri
portföyümüz oturdu, insanlarla ilişkimiz oturdu. Daha yeni müşteri eklemektense bunu daha böyle kontrol halinde tutup biraz daha yurt dışına ağırlık vermek istiyoruz. 2025'teki hedeflerimiz bunlar, Mustafa Yani Bey. 2025'te biraz ihracat tarafı da Evet, ağırlık biraz evet, kazanacak. çünkü bizim o eksiğimiz gibi şu an daha ona henüz tam manasıyla fokuslanamadık burayı oturtmadan. O da onu yapamama sebebimiz, daha doğrusu yapmama sebebimiz burada tam sağlam temellere oturtalım firmayı, ayaklarımız yere bassın. Az önce bahsettiğim gibi kademe kademe gidelim, sıra sıra gidelim. O sebeple önümüzdeki sene artık zamanı geldi diyoruz bizim için. Bakalım nasip, Allah izin verirse bu planlarımız var. Evet, hedefler var. İnşallah emin adımlarla hedeflere yürünecek. İnşallah. Antep fuarında herhalde Kenan ustamız da Evet. orada olacak. Evet. Kenan Evet, her ustamızla zaman. da yine Her Kenan zaman. ustamızla da Antep'te buluşacağız, konuşacağız. İnşallah. Benim sorularım bunlardı. Berkan Bey, var mıdır eklemek istediğiniz? Çok teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık. Çok sağ olun. Teşekkür Herkese iyi ederiz. işler, hayırlı işler diliyorum. Çok teşekkür Teşekkürler. ederiz. Sağ Çok olun. sağ olun. Bu değerli görüşler için. Söylediğimiz gibi tabii özellikle Gaziantep Cevalıdır Show sektörün buluşma noktası olacak. Bölgesel fuarlar biliyorsunuz gün geçtikçe daha da önem kazanıyor. İç piyasada müşterilere ulaşmak için önemli organizasyonlar ve sektörümüzün genç ve başarılı dinamik firmalarından Mazıbolt da orada olacak. Yine biz de Gaziantep fuarında yine oranın nabzını size aktarmaya devam edeceğiz. Bir kez daha Mazıbolt firma sahibi Sayın Berkan Yurt'a teşekkür ediyoruz. Bir Rica sonraki ederim. röportajımıza görüşmek üzere. Hoşçakalın.